Hocam iyi akşamlar. Sanırım green'in dışında, dilerim daha doğrusu, yarın bir renge sahip olabiliriz. Bu hangi renk olur sizce? Şimdi esasında tabii bu finansal eylem gücü içinde iki tane renk var kötü olan. Bir tanesi kara liste var. İran, Myanmar ve Kuzey Kore orada. Bir de gri liste var. Şimdi sayacağım ülkeler ne yazık ki bizim ligimiz olmayan ülkeler. Yani işte Burkina Faso gibi, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Arnavutluk ve bunun gibi pek çok, adını bile, Cayman Adaları. Bizim ligimizde olmayan ülkelerden bahsediyoruz. Ve biz G20 ülkesi içindeyiz. Evet. Yani bu bize neyi söylüyor? Diyor ki gri liste, ey ülke, senin içinde kara para aklama merkezleri kurulmuş. Terörizme giden bu parayı sen bir şekilde görmezden geliyorsun ve kendini topla. Ya düzelt, ya bu kara paradan kurtul, bu çetelerden kurtul, yoksa ben seni gri listede ilan edeceğim ve dolayısıyla yabancı yatırımcı sana gelirken korkacak, anladım, gelmeyecek. Yani bir yabancı yatırımcı bir ülkeye gidip orada yatırım yapacağı zaman neye bakar? Yani siz işte bir arkadaşla tanıştığınızda ilk önce ne yaparsınız? Etrafındaki insanlara bakarsınız ve dersiniz yani bana bir bilgi ver, nedir bu insan? Gri liste bize o ligin içinde çok kötü gösteriyor ve yabancı yatırımcıya da diyor ki bak sen buraya gitme, burası tehlikeli bölge. Ve buraya biz ikinci defadır giriyoruz Mesut Bey. İkidir. Yani 2011 yılında bir kere daha girmiştik. Gene 2014'te Mehmet Şimşek'in Ekonomi Bakanlığı sırasında biz gri listeden çıkmıştık. Evet. Şimdi 2021 yılında girdik. Bu toplantılar senede 3 defa yapılıyor. Geçen seferki toplantıda ne yazık ki bizi gri listeden çıkarmadılar. Hala dediler ki siz gerekli önlemleri almadınız. Bunların içinde de önemli olan 3 şey var. Bunlardan birincisi bankacılık sektörü, evet. İkincisi emlak. Yani bu yabancılara çok fazla ev satışımız tamamıyla gri listeye girişimizde önemli bir etken. Üçüncüsü de bu varlık barışı falan çıkardık ya, ne olursan ol getir parayı dediğimiz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'ye bütün nereden geldiği belli olmayan, nereden edinildiği belli olmayan servetler Türkiye'ye doğru aktı. Ve dolayısıyla biz gri listeye alındık. Şimdi yarın çıkmak üzere bir umut var. Son dakika bugün kripto yasasında meclisten geçirdik. Şimdi bunlar zaten incelemeyi yapmışlardı. Son dakika geçirilen yasayı alıp bunlar son dakika bunu da geçirmişler deyip yarın çıkaracaklar mı? İnanın çok iyi bilmiyorum. Çünkü bu tamamıyla onların vereceği bir karar. Onun için biz piyasayı gri listeden çıkacağız diye hazırladık. Evet. Piyasa bunu önden satın aldı. Yani bu iyi haberi piyasa önceden satın alır. Eğer çıkmazsak piyasada olumsuz etkisi olur. Çıkarsak ya, evet. Evet, piyasa buyur. Çok büyük bir mutluluk tepkisi vermez. Ama tabii ki çıkmamız gerekir. Çok olumlu bir şey. Çünkü yabancı yatırıma çok ihtiyacımız var. Kapı kapı dolaşıyoruz. Aman bize para getirin diye. Ama siz gri listedesiniz diyorlar. O zaman boynumuz bekliyoruz. Onun için bizim bu kadar yabancı yatırıma ihtiyacımız olduğu dönemde çıkmamız gerekiyor. Benim merak ettiğim şey, tamam, bu gri gömlek bize yakışmadı. Gri bize gitmiyor. Zaten hani psikolojik olarak da iyi bir renk değildir gri. Çok arafta bir renktir. Ve fakat bu bahsettiğiniz, efendime söyleyeyim, hani kara para, paran olsun, kim olursan ol yine gel anlayışı bizi, yani o listeye sokan anlayış. Bu kadar para taşıdıysa ülkeye, kara para da olsa, gri para da olsa, biz niye hala fakir bir ülkeyiz? Ve niçin o demin saydığınız dikteyiz yani? Tabii, çünkü biz bir şekilde o gelen kara para bize de yar olmuyor. Özellikle Türkiye'nin %80'i olarak söylediğimiz alt ve orta gelir grubu da tamamıyla erimiş vaziyette. Bize bir etkisi olmuyor tabii o paranın. Fakat biz şöyle bir şey yaptık ya, o kadar büyük bir döviz krizi yaşıyorduk ki Mesut Bey, yaşadık evet. Yani evet. Hepimiz biliyoruz. Evet. O döviz krizi sırasında aman bize döviz gelsin de nereden gelirse gelsin derdine düştük. Ama işte bu bizi tamamıyla, şimdi biz
ne yazık ki ekonomi politikalarında, ben bir ekonomist olduğum için, ekonomi politikası için söylüyorum bunu, son derece miyopik davranıyoruz. Bugün bir şey mi oldu? Aman bugünkü sorunu çözelim. Yarına bu sorunu halledelim ama bir ay sonra, 5 yıl sonra ya dair hiçbir planımız yok. Yani devlet planlama teşkilatının kaldırıldığı bir ülkedeyiz. Evet. Dolayısıyla biz o günü kurtarmak için gel gel kardeşim bütün paranı da al gel ben sana hiçbir şey sormayacağım dedik. Evet. İşte sonunda karşımıza 3 senedir içinden çıkamadığımız bir gri gömlek içinde bulduk kendimizi. Fena fena o rafta duran gri gömlek fena. Peki çok kısa rica edeceğim. Pratik hayata yansıması gri listeden çıkarsak ne kadar sürer? Yaklaşık olarak hani sokaktaki vatandaşın da yüzü gülebilir mi? Yok, öyle çok kolay gülmez. Yani biz ne yazık ki daha ekonomi politikalarında öyle erken gülmeyi istersek böyle beyaz pembe listeye falan alınalım. Yok, daha çok uzun zaman var. Yani birdenbire olup olup para gelmez Türkiye'ye. Anladım Zeynep Hocam. Ya hocam yayına girmeden kucağınızda kediyi görmüştüm. Yakınlarınızda mı? Dışarı çıkardım çok miyavlar diye çünkü. Ondan da vallahi bir iki fikir almak istiyordum yani bir ekonomistle yaşamak nasıl diye. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. İnşallah tabii iyi haber üzerine de konuşuruz. Belki önümüzdeki pratikte neler yapabileceğimizi, ülkece neler yapabileceğimizi konuşuruz. İnşallah iyi haberler alırız ve artık şeyimiz, reyonumuz değişir. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun hocam.